Merhaba. New York'u ve özellikle de Brooklyn'i çok seviyorum. Burası yaşayan bir yer. Enerjisine, kalabalığına, hareketliliğine ve hayatın gece boyunca hiç durmamasına hayranım. Brooklyn bence insan çeşitliliği sebebiyle yaşamak için harika bir yer. Burada çok çeşitli ulusların temsilcileri bir arada yaşıyor. Kültürel mirası da zengin. Popüler kültür, müzik, spor, eğlence, sanat dünyası. Bunların hepsi benim için bir esin kaynağı ve bende derin bir hayranlık uyandırıyor. Her bir eser şehrin farklı yönlerini ele alıyor ya da farklı yönlerinden etkileniyor. Ama tüm eserlerin arasında bir bağ var. Adeta zincirle birbirlerine bağlılar. İnsan hayatı boyunca aynı şeyleri farklı şekillerde söyler ya, işte onun gibi. Yapmayı seçtiğim her şeyin temelinde aynı dürtü, aynı arzu var. Elimde bir sürü Ebony dergisi var. Bunlar aslında anneannemindi. Bir gün dergilere bakıyordum ve aklıma birden bu dergilerle kolaj yapma fikri geldi. Sonrasında dergi toplamaya başladım. O zamanlar çoğu reklamda öncesi ve sonrası akımı vardı. Birçok reklam öncesi ve sonrasını gösteren resimlerden oluşuyordu. İşin komik yanı, öncesine ve sonrasına baktığımızda kadınların makyaja pek de ihtiyaçları varmış gibi durmamaları. Yüzlerindeki boya değil de garip bir şekilde daha çok tavırları değişiyor. Buradaki parça, keçe üzerine serigrafi, ipek baskı. Aslında bu da bir öncesi sonrası fotoğrafı. Bir güzellik reklamından alınma. Beş Günlük Hava Durumlu isimli eserim sekreterlik ve çeşitli resepsiyonistlik işlerinde çalıştığım bir dönemin ürünü. Çünkü bir sanatçı olarak maddi desteğe ihtiyacım vardı. Eserde farklı iş ortamlarında yaşadığım farklı deneyimlerin etkilerini görebilirsiniz. Bunun için de 5 günlük hava durumu bir kişinin hafta içinde yaşayabileceği olayların bir öngörüsü gibi. Gerçekten de bir şeyden esinleniyorsunuz, ona bakıyorsunuz ve kendi kendinize bu parçayı ilginç hale ne getirir diye düşünüyorsunuz. Veya belirli bir fikir nasıl ilgi çekici ve kavramsal bir yaklaşımla ele alınabilir diyorsunuz. Bazen bunun cevabı önceden hiç yapmamış olduğum bir şey oluyor. Bunu kabulleniyorum ve şimdi de çizim mi yapacağım diye kendi kendime soruyorum. Harika, daha önce hiç çizim yapmadım. İyi ama neden denemeyeyim ki? Son zamanlarda 1930'lardan 70'lere uzanan dönemin basketbolcularının analog fotoğrafları üzerinde denemeler yapıyorum. Çoğunun üzerinde gazetede çoğaltılmak için konmuş kırpma işaretleri olan farklı farklı görseller. Bence tüm bu işaretler fotoğrafa ayrı bir hava katıyor. Çok güzel görünüyorlar. Ama günün sonunda bu gibi eserlerin hepsi birer risk. Bir eseri beğenebilirsiniz ama onun başarılı olup olmayacağından hiçbir zaman emin olamazsınız. Özetle, benim sanat ya da üretkenlik sürecim şu şekilde işliyor. Eğer bir eseri yaratma ve üzerine düşünme süreci ilgi çekiciyse ve içimde merak uyandırıyorsa, işin %90'ı tamam demektir. Sonunda ortaya çıkan eser ise her neyse o oluyor artık. Hoşçakalın. Thank you.